Çocuklar bugün sizlerle biz maddenin fiziksel özelliklerini inceleyeceğiz. Doğada madde fiziksel olarak 3 halde bulunur. Katı, sıvı ve gaz. Katı maddelerin bir şekli vardır çocuklar. Dışarıdan bir etki olmadan bu şekli değiştirmeniz mümkün değildir. Etrafınızda gördüğünüz birçok madde katı haldedir çocuklar. Şu an beni odanızdan izliyorsanız yatağınız, yastığınız Dolabınız, halınız, kırtasiye malzemeleriniz hepsi doğada katı halde bulunur. Ve onların şeklini değiştirmeniz için belirli bir kuvvet uygulamanız gerekir. Katı maddelerin şeklini değiştirmek için kırmak, kesmek veya ezmek gerekir. Katı maddeleri bir kutunun içine koyduğumuz zaman kutunun şeklini almazlar. Mesela kaleminizi kalem kutunun içine koyduğunuz zaman kutunun şeklini alır mı? Almaz değil mi? Kaleminizi aldınız, kalem kutusunun içine koydunuz. Kalem olarak kalmaya devam eder. Kutunun şeklini almaz. Örneğin elimde ufak bir şişe var. Çoğunuzun evinde vardır oda kokusu ve bu da oda kokusunun çubuğu. Şimdi ben bu çubuğu bu şişenin içine koyduğum zaman çubuk şişenin şeklini aldı mı? Hayır, almadı değil mi? Bakın bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şişenin şeklini almadı ama bakın buraya bir ama açıyorum. Buraya dikkat ediyoruz. Pirinç, un, şeker, tuz, mercimek gibi küçük tanecikli maddeler, katı maddeler bunlar bakın yine. Bu maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Ama bu maddeler yine katıdır. Sadece küçük tanecikli oldukları için konuldukları kabın şeklini alırlar. Unutmuyorsunuz tamam mı? Yine katılardır ama konuldukları kabın şeklini alırlar. Bunlara biz küçük tanecikli maddeler deriz. Evet maddenin fiziksel özelliklerinden biri de sıvı maddelerdi çocuklar. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Akışkandırlar. Şuraya suyu döksem su akmaya devam eder. Masanızın üzerine suyu dökseniz su orada kalır mı? Kalmaz. Akmaya kendine bir yol bulur ve akmaya devam eder. Hatta bir atasözü var. Bununla alakalı değil ama su akar yolunu bulur diye. Su mutlaka akar ve yolunu bulur. Bir şekilde akar yani akışkandır. Süt, su, sıvı yağ, meyve suyu, soda, sirke, sıvı maddelere örnektir çocuklar. Daha artıra biliriz bunları. Evet, unutmayın. Sıvı maddeler akışkandır. Katı maddeler akışkan değildir çünkü onların belirli bir şekli vardır. Ama sıvı maddenin şekli yoktur. Konulduğu kabın şeklini alır. Evet çocuklar. Elimde bir bardak su var. Bu suyu bardak altına döktüğüm zaman ne yaptı? Bardak altının şeklini aldı. Bakın burada da bardağın şeklinde. Bunu ben daha büyük bir bardağa döktüğüm zaman o bardağın şeklini alacak. Bir tabağın içine döktüğüm zaman tabağın şeklini alacak. Az önceki bu şişemizin içine döktüğüm zaman bakın bu şişenin şeklini aldı. Evet. Şimdi maddenin bir diğer fiziksel özelliği olan gaz haline geldik. Gazların bir şekli yoktur. Bulundukları ortama yayılırlar deodorant, doğalgaz, su buharı, hava, helyum gazı, egzoz dumanı doğada gaz halinde bulunur çocuklar. Şu an bulunduğunuz ortamdaki havayı görebiliyor musunuz çocuklar? Göremiyorsunuz değil mi? Peki ekrana baktığınız zaman benim etrafımdaki havayı görebiliyor musunuz? Hayır, yine göremiyorsunuz. Hava etrafa yayılmış durumda ve renksizdir çocuklar. Gazları sıkıştırabiliriz. Nasıl? Mesela deodorant şişelerinin içine gazı kokulu olan bir gaz. Onu sıkıştırıyorlar ve siz onu kullanacağımız zaman pıs yapıyorsunuz ve deodoranttan gaz dışarı çıkıyor. Üstünüze biraz koku siniyor. Bir kısmı kokunun havaya yayılıyor ve mesela odanızda deodorantı sıkmanıza rağmen yan odadaki anneniz kokuyu alabiliyor. Neydi şimdiye kadar? Gazlar sıkıştırılabiliyor, etrafa yayılıyor. Yani gazlar gezmeyi seviyor. Su doğada üç şekilde de bulunabilir çocuklar. Suyu alıp buzdolabına koyarsınız dondurucuya, katı hale geçer. Dondurucudan çıkarırsınız, bir süre sonra oda sıcaklığında kaldığı zaman erir ve sıvı hale geçer. Daha sonra suyu alıp çaydanlığa koyduğunuz zaman kaynamaya başlar ve buhar olur gaz haline geçer. Yani su doğada üç şekilde bulunabiliyor. Biz neler öğrendik? Maddenin fiziksel olarak üç halde bulunduğunu, katı, sıvı ve gaz halinde olduğunu, katı maddelerin bir şeklinin olduğunu, sıvı maddelerin akışkan olduğunu, gaz maddelerin ise bulundukları ortama yayıldığını öğrendik katı maddelerin bulundukları kabın şeklini alamadığını ve sadece küçük tanecikli katı maddelerin bulundukları kabın şeklini aldığını, sıvı maddelerin akışkan olduğunu ve bulundukları kabın şeklini aldığını, gaz maddelerin ise sıkıştırılabileceğini öğrenmiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, okul sokağında kalın. Hoşçakalın.